Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Bakara'tı. Bakara suresi. Sayfa 12. 84. ayetten başlayacağız. 88. ayete dek devam edeceğiz. Yani 12. sayfa işleyeceğiz. Ve id hani ehadna biz almıştık mithagaküm sizden sağlam bir söz. Misak sağlam söz. Misak kelimesi daha önce açıklanmıştı. Mimli mastardır. Aslı mivsak vavlıdır yani. Mivsak diye geçmişti. Misagaküm hani sizden sağlam bir söz almıştık. O söz ne içeriyordu? La tesfikuna akıtmayacaksınız. Dimaeküm kanlarınızı yani birbirinizin kanlarını akıtmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Dima kelimesi demun dimaun daha önce geçti diye hatırlıyoruz. Kanlar manasında esasen cemi mükesserdir. Ve yine söz almıştık neye dair? La tuhricune enfusekum. La tuhricune çıkartmayacaksınız. Enfusekum birbirinizi min diyariküm diyarınızdan yani yurtlarınızdan. Diyar kelimesi darun. Dar kelimesinin cemisidir. Kendisindeki elif yani diyardaki elif veya dar diyelim dardaki elif vavdan munkaliptir. Ve id ehadna hani biz almıştık mithagaküm sizden sağlam bir söz. Neye dair söz vermişlerdi? Birbirlerini yurtlarından çıkarmayacaklarına dair ve birbirlerinin kanlarını akıtmayacaklarına dair söz vermişlerdi. Sağlam bir söz almıştık. Sümme sonra ekrartum siz ikrar ettiniz. Yani bunu dilinizle de söylediniz. Ve entüm teşhedün siz de şahit oluyordunuz. Sümme sonra bu sözden sonra bu ikrardan bu şahitlikten sonra entüm siz haulâi öyle kişilersiniz ki tektulûne öldürüyorsunuz enfüseküm birbirinizi. Yani sözünüzde durmuyorsunuz. Ve tuhricune ve çıkartıyorsunuz ferigan bir bölüğü bir grubu minküm sizden nereden çıkartıyorsunuz min diyarihim onları diyarlarından çıkartıyorsunuz tevaherune yardımlaşıyorsunuz tevaherune kelimesinde aslında iki tane te vardı te zaherune bir tane te hafiflik yani hafiflik nedeniyle hasfedilmiştir tevaherune yardımlaşmak demek. Yardımlaşıyordunuz aleyhim onların aleyhine. Ne ile yardımlaşıyordunuz? Bil ismi günah ile ve udvane ve düşmanlık ile onlara karşı birbiriniz kenetlenip onlara karşı kötülüklerde bulunuyordunuz. Ve in şayet ye'tu gelse küm size usara esirler. Usara kelimesi esir kelimesinin cemisidir. Esirler manasına gelir. Zarabe babından esara yesiru kökünden gelmiştir. Bununla birlikte şey de söyleyelim. Udvan kelimesi de maslardır. Eda ya'du bu da nasara babından bir maslar. Ve inşaet ye'tu gelse küm size usara esirler. Tufadu fidye vererek kurtarırsınız. Hum onları. Ve hüve şan, yani şan zamiridir. Ve hüve halbuki muharramun haramdır aleyküm size. Ne haramdır? İhracuhum onların çıkartılması, yurtlarından çıkartmak haramdır. E fetu'minune inanıyor musunuz? Bi ba'dil kitabı, kitabın bir kısmına. Ve tekfurune ve inkar mı ediyorsunuz? Bi ba'zın bir kısmına. Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Tabi burada kastedilen Yahudiler olduğundan Tevrat adlı kitap kastedilerek söylenmiştir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim için günümüzde de bunu söyleyebiliriz. Yani insanların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerine inanıyor, bazılarını reddediyorsa buradaki hitap ve birazdan gelecek olan diğer cümleler, kelimeler de kendileri için geçerlidir. Yani burada Tevrat'tan bahsedildi, bizi bağlamıyor diye bir şey söz konusu değildir. Bununla birlikte geçtiğimiz bir iki kelimeye değinelim. Tufadu demiştik. Tufadu kelimesinin aslı tufadiyu. Tufadiyu yani zammeli bir ya vardı. Onun zammesini dala verdik.
Çünkü yağın üzerinde zanne ağır durdu. Dala verdik. Bu durumda yağ sakin oldu. Yağdan sonra zaten vav da sakindi. İki tane sakin cem oldu. Buna iltikal sakine in demekteyiz. İki sakin cem olduğunda bir tanesinin hasfi gerekir. Burada da ya harfi hasfedildi ve tufadu kaldı. Tekrar edelim, aslı tufadiyu, sonda bir vav var, yayı çeken. Aslı bu şekilde. Muharrem kelimesi isim mef'uldür. Rubai babtandır. Kitap geçmişti. Kitap her ne kadar ketebe, yektubu, ketbun, kitabun şeklinde, yani ketebenin masdarı olarak geliyor olsa da burada camit isim olarak kullanılmıştır. Çünkü özel bir manada Tevrat kastedilmektedir. Yani burada bu ketebeden müştaktır denilmiyor. Ne denilmektedir? Camit bir isimdir. Çünkü isim olarak verilmiştir. Ve tekfuruna bir bağlı dedik. Fema ceza'u, ceza olmadı men, o kimse için ki yef'alü, yaptı zalike bunu. Bunu yapan kişi için ceza yoktur. Minküm, sizden. Sizden her kim bunu yaptıysa onun için bir ceza yoktur. İlla ancak onun için bir ceza vardır. Nedir o? Hizyun, rüsvaylık cezası vardır. Fil hayati dünya, dünya hayatında kendisi için bir rüsvaylık vardır. Bundan başkası yoktur yani. Ve yevmel kıyameti, yevm gün, kıyamet bildiğimiz kıyamet. Yevmil kıyameti, yevmel kıyameti, kıyamet gününde de yuraddune, onlar itilirler ila eşeddin azabi, azabın en şiddetlisine. Eşed ismi tafdil. Azabın en şiddetlisine itilirler. Yani koyulurlar, o azaba maruz kalırlar. Yine aynı stil üzere az önce geçmiş olan ceza kelimesi mastardır. Zarabe babından, cezayezi kökünden, zarabe babı olmakta bu. Bu kökten bir mastardır. İlla'dan sonra gelen hizyun, hiz kelimesi de yine mastar olmaktadır. Bu da feriha babından, haziye, yahza şeklinde o babtan gelmektedir. Fil hayati dünya, hayat, hayat kelimesi. Hayat kelimesi de yine mastar olmaktadır. Hayye Yahya, feriha babından gelmekte. Ve mellahu, Allah Teala değildir. Ne değildir? Bir gafilin, gafil değildir. Neden gafil değildir? Amma, o şeyden ki ta'melune, yapıyorsunuz. Allah Teala yaptığınız şeylerden gafil değildir, haberdardır. Ulaike, işte onlar, ellediğin öyle kimselerdir ki iştarabu, satın aldılar. Neyi? El hayate dünya, dünya hayatını satın aldılar. Neye karşılık? Yani neyle aldılar? Bil ahireti, ahiret hayatıyla. Yani ahiret hayatını verdiler, tercih etmediler. Onun yerine dünya hayatını tercih ettiler. Fe öyleyse la yuhaffefu, hafifletilmeyecektir. Anhum, onlardan. Onlardan hafifletilmez. Ne? Yani azabu, azap onlardan hafifletilmez. Ve lahum yunsaruna, onlar yardımda olunmayacaklardır. Ahiret kelimesi Türkçemizde de kullanılır ahiret şeklinde. Bu ahir kelimesinin müennesi olmaktadır. Velekad, şimdi lam burada tekit. Gad mazinin başında olduğu için o da tekit. İki tane tekit yan yana gelmiştir. Tekit artı tekit yani. Bu durumda yemin manası ifade edilir. Velegad and olsun ki ateyna, biz verdik. Musa aleyhisselama verdik. Neyi verdik? El kitabe, kitabı verdik. El kitap geçiyor görüldüğü üzere. Kitap geçmiyor. Marife bir kelime. Yani Tevrat'ın kastedildiği malum. Ona Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdik ve gaffeyna, ve biz ardı ardına gönderdik. Min ba'lihi, Musa Aleyhisselam'dan sonra ne gönderdik ardı ardına, peş peşe ne gönderdik? Bir rusuli, peygamberler gönderdik. Rusul cemi mükesserdir. Rasul müfrettir. Bu da onun cemi mükesseri olmakta.
Gaffeyna kelimesi gafa yegfu birinci baptan gelmektedir. Yani mücerredi budur. Ve ateyna ve yine biz verdik. Kime? İsa. İsa aleyhisselam ama İsebne Meryem'e. İbin oğul demek. Meryem oğlu İsa'ya verdik. Ne verdik? El beyinati. Beyinat burada mucizeler manası. Mucizeler verdik. Mucize bir peygamberin peygamberliğini ispatlaması için kullandığı yollar, yöntemler, olağanüstü şekillerdir. Olağanüstü durumlardır yani. İki defa geçti. Ateyna, ateyna. Yani aslında eta sülalesi mücerredi ifal babına aktarılmış. Bu hali almıştır. Demek ki ateyna mazidir. İfal babındandır. Ve eyyedna ve biz takviye ettik, güçlendirdik. Hu onu yani İsa Aleyhisselam ne ile? Bir ruhil kudüs. Ruhul Kudüs ile İsa Aleyhisselam'ı güçlendirdik. Ruhul Kudüs'ten kasıt Cebrail Aleyhisselam. Efe küllema her ne zaman cae gelse küm size yani Yahudileri kastediyor size gelse Rasulün bir peygamber gelse peygamber Farsça bir tabir Rasul Arapça bir tabir Türkçesi elçi üç farklı dilde bayağı yaygın kullanılmakta. Daha az aslında elçi kullanılıyor. Çoğunlukla Farsça olan peygamber kelimesi kullanılmaktadır. Hatırlattık. Gelse bir peygamber size bir peygamber gelse ne ile bima o şey ile ki la tehva istemiyor, hoş görmüyor enfusukum sizin nefisleriniz. Enfus nefsun enfusun cemi mükesser. Nefislerinizin hoşuna gitmediği şey ile her ne zaman bir peygamber gelse İstekbertün kibirlendiniz, büyüklük tasladınız. Ve ardından ferigan bir parçanız, bir bölüğünüz, bir grubunuz kezzeptüm, yalanladınız. Ve ferigan, yani daha doğrusu ferigan bir grubu. Yani buradaki ferik kelimesi bir bölük, bir grup ama kendilerinden değil peygamberlerden. Yani ferigan bir grup peygamber gelse size, kezzeptüm, siz yalanladınız. Ve ferigan peygamberlerin bir kısmını da tekturuna öldürüyorsunuz. Peygamberlerin bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz, öldürdünüz. Yahudiler için söylenmiştir, buyurulmuştur. Ve galu ve o Yahudiler dediler ki, gulubuna bizim kalplerimiz gulfün, perdedir, perdelidir. Gulf kelimesi bir cemidir, ağlef kelimesinin cemisidir, sıfatı müşebbehedir. Ferih babından galife yâlefu babından gelmiştir. Bel aksine lanetledi hum onları kim? Allahu Allah Teala lanetledi. Ne sebebiyle? Buradaki ba sebebiyle. Bir küfriyim onların küfrü sebebiyle yani inanmamaları sebebiyle. Fegalilen çok azı ma o şey ki yu'minune iman ediyor. Yani burada anlatılan şey o Yahudilerin çok az bir kısmı inanmıştır. O yüzden çok azı inanır. Böylece bu sayfayı da bitirmiş olduk.